arkadaşlar şöyle hazırlandık. Size şimdi oteli biraz daha şöyle küçük bir can göstereyim istiyorum. Yani güzel bir otel bence. Tatlı yani. Şu anda bir problem yok. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Yani inşallah kahvaltı vardır bu arada, bilmiyorum ama. Arkadaşlar kahvaltıda hiçbir şey çekmemişim ama aynı şeyler hep. Ya pork sausage ya da işte turkey sausage koyuyorlar. Yani ya hindi koyuyorlar ya domuz koyuyorlar. Yanına yumurta koyuyorlar. Waffle makinesi oluyor hep. Muz koyuyorlar. Aktiviye yoğurt koyuyorlar. Bu kadar. Video çekmemişim. Direkt şey demişim. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. İkinci video şey. Şimdi walk of fame'e gidiyorum. Bayağı detay vermişim. Arkadaşlar şimdi walk of fame'e gideceğiz. Adam yani salak salak yol tarif etti. Yani yürüyün anlamına getirdi bir tık daha. Ama şu an yürüyoruz yani. Taksiyi artık bilmiyorum. Dönüşte belki taksi ikna olursa büyük ihtimalle, çünkü diyecekler ki yakınmak. Anladım yani. Gidiyoruz şu an. Geldik yani. Şu an ama yani neyi badireler atlatarak geldik. Koşa koşa 10 buçuklarda. Geldik ama burası bence sonu bu arada. Çünkü ters duruyor. Başına gidelim önce. Fotoğraf çekindik. Şimdi Target'a geldik. Marshalls'ı da gördüm. Bulls'u da gördüm ve girememiştik. Güney Dakota'da bulamamıştık. Yoktu yani. Onun için şu an bayağı mutluyum. Biraz dolanacağız, biraz motivasyon ihtiyacımız var. Böyle hepimiz ıslan. Sal işi. Ece sen bak. Ece arkadaşlar bildiğiniz gibi Ece'de bir farklılık yok. Fotoğrafta. Arkadaşlar şu an hediyelik eşya almaya geldik. Çok pahalı ama yani. Bir yerden başlamak lazım. Bayağı güzel, büyük bir yer bu arada. Adını unuttum girerken, bilindik de bir yer diye biliyorum. Böyle. Bir sürü şey var. Deli gibi. Ben şu büyüğü kendime aldım. Diğerlerine de aleme aldım. Şu anlık böyle. Ayaklarımız ıslandı. Hep yağmur yağıyor deli gibi. Çok güzel. Çikolatalarım. Şimdi anahtarlıklar falan filan, mandaletler, her şeyi aldık. Şimdi yürüyerek geri döneceğiz değil mi? Yürüyerek dönelim bence. Evet. Şimdi yürüyerek geri döneceğiz. Yağmur yağıyor biraz ama güzel yani. Şu an çok abartı değil yani. Öyle. Şimdi şey yapacağız bir de sonra. Buradan çıktıktan sonra müzeye değil mi? Müzeye değil mi? Country Museum of Art. Önce bir eve uğramamız lazım. Aynen. Önce eve uğrayacağız. Banyo yapacağız. İsimimizi değiştireceğiz. Oradan sonra hep beraber müzeye gireceğiz. Abi taksi çağırmadan asla yürüm ya. Allah kahretsin ya. O kadar çok evsiz var ki. O kadar çok ve hepsi çok gerçekten korkutucu yani arkadaşlar. Bir kenarda köşede yatanlardan korkmuyoruz tabii ki. Üstümüze çocuğun cildi benimkinden güzeldi. Koreliler. Bu Koreliler neden böyle? Bu Koreliler neden böyle arkadaşlar? Kadınları da geçtim, artık erkeklerin cildi de çok güzel. Sinir oluyorum herkese şu anda. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi şu an eve gideceğiz, üstümüzü değiştireceğiz. Banyo yapacağız. Sonra Country Museum of Art'a gideceğiz. Say hi. Tamam. Say hi. Hi. Bir gidelim. Ben şu sifetimizle şu an bot buldum ben, cowboy botu ve çok güzel, 30 dolara. Ve Beyza da buldu. Beyza da böyle. Arkadaşlar şu an çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Aynen. Şu an çok mutluyuz. Böyle bayağı bir şeyler var burada. Ben hep böyle buraya gelmek istiyordum çünkü şu an Ross'tayız. Arkadaşlar Ross'ta, TJ Maxx'te, Marshalls'ta şeyler var. Böyle çok güzel markalar var. Calvin Klein, Guess'ler, her şey var. Ama daha ucuz hali var. Kızlar hep söylüyorum, sonunda nasip oldu arkadaşlar. Şu an bakıyoruz hala da. Bot buldum ama gene uygun fiyatlı bir şeyler bulursam gene alırım. Bagajı falan şu an boş verdim yani hani. Ama ben biraz delirdim. Şu an başla. Biraz delirdim. Biraz size birkaç bir şey göstermek. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, çikolatalarım geldi. Rose'a girdik. Şimdi şöyle bir terlik baktım. 10 dolardı bu arada Calvin Klein. Biraz da iPhone 14 Pro Show. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Yakınlaştırma. Ha, 10 dolar arkadaşlar ve normal fiyatı ne kadarmış biliyor musunuz? 23 dolar demiş. 10 dolara düşmüş şu anda ve benim terliğe ihtiyacım var. Çünkü terliğimi attım ağır diye. Sonra böyle bir ayakkabı buldum. Denemedim bunları. Deneyeceğim. En son deneyeceğim. Vazgeçtiklerimi söylerim zaten. 35 dolar. Ve 60 dolarmış normalde Reebok'ta. Yani delirmelik. Sonra kendime de hak veriyorum delirmelik diye. Şöyle bir bot. Bot alacaktık zaten. Zara'dan alacaktık ve Zara'dan almaktan çok daha mantıklı bir seçenek bulduk yani arkadaşlar. Çünkü Zara yani bir giyim markası yani, ayakkabı markası değil sonuç itibariyle. Beni idare etse ve gayet güzel duruyor bence. Yanlış mıyım? Tabii ki de, ben de çok aldım. Güzel duruyor ve fiyatı 54 dolarmış, 30 dolara düşmüş. Aynen, normal fiyatı mağazasında 54 dolarmış. Burada 30 dolara satılıyor. Alacağım tabii ki. Bir de şöyle bir şey buldum ama bunu
eledik yani. Bu biraz fazla altı sarısı. Çok kötü geliyor. Tamam, bunu eledik. Şu anda böyle gidiyoruz. Birkaç bir şey göstereyim size. Çok mutluyum. Birazdan. Bir şey daha birazdan. Şu anlık baya ben her şeyi almışım herhalde güzel olan. Kötü bir şey yani. Güzel bir şey kalmamış başka. Zaten Nike ve Puma vardı. Onları biz aldık zaten. Aynen. Kanka başka hiçbir şey kalmamış. Yani şöyle Superstar var. Sadece gösterebilirim. Superstar var. Buradaki fiyatı 45 dolar. Normal fiyatı mağazasında 71 dolarmış. Güzel Superstar ama önünü beğenmedim ya. Ben de değil. Böyle şimdilik arkadaşlar. Geleceğim birazdan. Her yerimiz ıslandı. Çamaşırıma kadar ıslandım. Bu neymiş? Vans. Vans da 30 dolarmış bu da. Sadece dışı bez yani. Onun için kötü. Terlikler var burada bayağı bir. Mesela şu şampiyon. Şu an bayağı bir erkekler için bu. 23 dolarmış mesela. Böyle bayağı bir şeyler var. Şimdi makyaj kısmına geçeceğim. Deli gibi bir sürü şey var şu an. Vitamin bile var bu arada. Beyza seni seversin. Arkadaşlar vitaminden tutun. Böyle Dove falan da var. Deodorantlar da var. Deodoranta baktım aslında. Göstereyim hatta. Ama 5 dolar şu deodorant. Yani normal bildiğiniz şey. Şampuan 2 dolar, deodorant 5 dolar. Evet, Dove'un bu da 5,5 dolar. Yani bunu almaktansa mesela bunu gördüm 3 dolar Pantene'in normal kremi. Şu an onun için mantıklı gelmedi. Onun için deodorantı biraz daha bakınacağım. Yani şu an almayacağım galiba. Kanka arkadaşlar şöyle bir Guess'in çantasını buldum. 37 dolar ve alacağım. Bir sürü Guess'in çanta almıştım ama şu an yani bu bir tane bunun kahverengili sarılısı var ama bunu çok beğendim. Çok şık duruyor yani. Alacağım onun için. Ben delirdim. Şöyle iki tane boğazlı buldum. Düz istiyordum zaten ve kumaşları aşırı güzel. Yüksek ihtimalle kotonu bayağı yüksek ve 7 dolar biri. Biri 6 dolar falan. Ya biri 7, biri 8 pardon. Arkadaşlar böyle düz basicleri buldum desem. Kanka ve 7-8 dolar arası. Arıyorduk hepimiz. Onun için iyi oldu. Arkadaşlar Samsonite'dan şöyle şu an şey buldum. Bubble. 3 tane farklı renk. Bakayım siz hangisini beğeneceksiniz? Yorumlara yazımında. Şöyle yeşil, mavi ve turuncu. Ve üçü de 85 dolar. Kızlar turuncuyu istiyor galiba. Hayır, ben mavi. Mavi, mavi değil mi? Mavi. Şu an yeşil de bir hoşuma gitti ama bilemedim. Yanına çıkıştı değil mi? Şunu Hera'ya aldığımı düşünür müsünüz? Ne olur. Hera benim köpeğim bu arada. Kaç dolarmış? Hera'cığım bir dakika. Önemli bir şey fiyatı. 13 dolar Hera. Hera başka bir zaman. Hera unicorn alayım hayatım Hera. 9 dolar. Allah'ım ne olur alayım lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır yapamayız. Ne olur çok güzel çok güzel. Bir de pıtı 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 yürüdün. Şuna nasıl taksın köpek bunu takalım ne olur. Zincir ama boğaza. Ama boğaza şey yapar kanka küle. Şundan alayım. Ay bunu alabilirsin bak çok tatlı. Yine kulaklar üşümesin. 6 dolar. Ama hayvan kafası sıkılır onunla belki ya. Ay ne olur ne olur Hera. Ben bu insanın bir tane kafa atasım geliyor. Bir de excuse me de. Sorry de. Ay sorry de. Bir şey kanka de. Bunlar medeniyet görmemiş mi? Medeniyet. Ay eldiven takım mı? Ay köpek yeri varmış. Şimdi benden korkmanızın vakti geldi. Bu arada gidip helavanı bir şey alırsam babam der ki eski köye yeni adet getirsin saçma saçma. Yavruların bayramını mı kutlayacağız der. Onun için başka bir şeyli böyle. Hera'yı şunu taktım düşün. İki kere. Bu ne bu? Ve bir şey diyeceğim kaç lira biliyor musun? 4 dolar. Allah aşkına anksiyetem tuttu şu anda. Bu çok iyi tamam bu çok tatlı olur işte. Ve 2,5 dolarmış kanka indirimde düşmüş. Alayım mı sizce? Alam. Alam diyor hep. Bu da ikna oldu ama bak. Normalde hayır diyordu. Gözüküyor muyum ben? Evet. Bunu nereden sokacağız ama köpeği? Bunu neresinden sokacağız ki köpeğin? Kıyamam. Daralır ya bununla. Hani çok sıcak tutar kafa, ya. Kafa ama yok. O zaten sıcağı sevmiyor. Hayra. Hayra anneyim. Kanka hep 4 dolar falan köpek oyuncaklar. Ay deli olacak. Bunu alıyormuşum. Bagajımda en ağır olan parça bu oldu bu arada. Ev alıyormuşum buradan bir şeye Hera'ya. Ben kaç liraymış bir de merak ettim şimdi. Yazmıyor. Pet pet yazıyor sadece. Hadi canım. Bu kadar arkadaşlar. Hayvan kısımlarını göstermek istedim. Şöyle bir şey alacağım Beyza'yı evine. Benim evime hediye mi alacağım? Evet. Böyle olacak evine hediyen.
Hediye paketleri de var arkadaşlar bu arada böyle. 4 dolarmış ama yani hediye daha ucuz. Geliyor şu anda teknik olarak. Ajan da var. Ay. Tekrardan başlıyorum. Hızlıca göstereceğim hemen. Çünkü bayağı uzun süre kızlar bekledi şu an beni. Onun için hızlı olacağım. 2 tane boğazlı aldım. Birinin fiyatı 8 dolar arkadaşlar. Birinin fiyatı 7 dolar. Siyah. Siyah 8 dolar. Ama her türlü ya siyah olan 8 dolar, diğeri 7 dolar herhalde. Aynen. Her türlü çok ucuz ve çünkü Zara'dan alışveriş yapmayı düşünüyorduk ve Zara'dan çok daha ucuz şu anda. Şöyle beyaz çorap aldım gene yıkamakla uğraşmamak için. 6 dolar. Bayağı bir çorap var ve de. Bir şey diyeceğim. Benim valizim nerede? Aa, oraya bırakmışım. Tamam, yok. Şöyle 21 dolara buldum arkadaşlar. Yani bir tanem iki tanem ne kalmıştı. Bunu alıp almam konusunda emin değilim. Çünkü Guess'ten bir tane daha aldım. Bunu kesin alacağım ama. Şu çantayı. Bunu kesin alacağım. 37.99 yani 38 dolar. Vergide 45 olur. Bu botu kesin alıyorum arkadaşlar. Göstermiştim zaten. 30 dolar. Bir de terli ihtiyacım var. Çünkü kendi terliğimi gelirken attım. Bu da 10 dolar. Calvin Klein'in ve de. Şimdi oradan çıktık. 236 dolar ödedim alışverişime. Zaten 100 dolar bagajdı yani arkadaşlar. 20 doları yani 21 doları da taksi. Yani 214 dolarlık falan bir alışveriş yaptım. Güzel bir alışverişti yani. Bayağı sevindim. Aldığım şeyleri çok mutlu bir şekilde aldım ve Rose'dan çıktık. Şimdi Starbucks'tayız, kahve içeceğiz. Ondan sonra yemek yiyip eve gideriz diye düşünüyorum. Ya da evde yeriz. Bilmiyorum artık. Ruh halime göre benim o an. Çok acıkırsam ben direkt hamburger falan bile alabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Gözüm dönüyor açken. Ben açken hiç iyi değilim. Sonra bunlar değil ki bana. Şunlar tam olarak şu yanındaki şahıs. Hep açım açım çok yiyeceğim diyorsun. Alıyorsun iki yudumu sonra hazırlıyorsun diyorlar. Yalan. Değil. Yalan bu arada. Bu sefer çok yiyeceğim. Çok yiyeceğim. Çok yiyeceğim. Burger'a geldim. Şu an Burger King'e geldik. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar burada Türkiye'deki Whopper'ı burada evet. Whopper diye okumanız gerekiyor. Aynen. Whopper demezseniz anlamadı. Kadın anlamadı. You said Whopper, right? Whopper? You said Whopper. What is the correct pronunciation? Whopper? They're really good too. Can you say again? Whopper. Can you say again? Whopper? Yeah, this is different. This is different than our country. Thank you so much. Whopper alacağım arkadaşlar ve menü alacağım. Yüksek ihtimalle 11 falan olacak. Arkadaşlar bildiğiniz millet, aynen bildiğiniz millet şu anda böyle yemeğini koyuyor, robot götürüyor yani şaka gibi. Omuz geliyor çabuk. Arkadaşlar hamburgerimle açtım. En son sizi Burger King'de menü seçmeye çalışırken bırakmıştım. Big King'i bulamadım. Big King yoktu bu arada, neden bilmiyorum. Hemen elinde sıkıyordu. Yani çok saçmaydı. Big King'i göremediğim için direkt dedim ki Whopper alayım. Whopper. Bu arada Whopper diyorlar. Aynen hemen alışmışım ama bak. Burada normalde hani biz Whopper diyoruz ya, normal Türkiye'de sipariş verirken. Beyza Whopper diyor, kadın anlamadı bir iki dakika. Ben diyorum ki neyini anlamıyor? Normalde ve de buraya geldiğimizden beri herkes bizi çok iyi anlıyor. Hani böyle Deadwood'daki ilk zamanlarımız gibi aksanımızı anlamama gibi bir şeyler yok. Çünkü aksanımız düzeldi bence yüksek ihtimalle ondan kaynaklı. Neyse kadın anlamadı sonra aa Whopper yaptı böyle. Biliniz aile okudu yani, öyle anladı. Ve hani Beyza da diyor, reelsini izlemiştim ya, ben de görmüştüm Instagram'da. Ece sen de gördün herhalde. Evet. Hepimiz görmüştük aslında ama hiçbirimizin onun aklına gelmedi yani. Bir de açız hepimiz. Açım. Hep açım. Neyse Whopper menü aldım. Medium aldım. 14 küsür tuttu. 15 dolar diye düşünün. Akşam da acıkınca dün gece aldığımız Domino's'tan pizza dilimim vardı gene. Ondan yiyeceğim. Bir dilim falan vardı herhalde ama çok acıkacağımı düşünmüyorum zaten. Onun dışında bugün böyle bayağı bir gezdik. Walk of Fame'e gittik. Yürüyerek gittik geldik. Sonra Rose'a gittik. Alışveriş yaptım ben. Kızlar da bir şeyler aldı. Herkes şu anda yani mutlu çünkü odamıza geldik güvenli bir şekilde. Safety bir şekilde arkadaşlar. Çünkü gerçekten odaya geldiğimde kendimi gezdiğimden daha mutlu hissediyorum. Yani evet, gerçekten. Hepimiz herkes aynı anda evet yapmaya başladı. Nerede? Ben de telefonu görmeye çalışıyorum sanırım. Yok. Onun için şu an odada olduğumuz için hepimiz mutluyuz arkadaşlar. Evet, çok ya. Şükür. Çünkü her yerde gerçekten evsiz var ve yani her gördüğümde artık anksiyete geçirmekten, koşa koşa kızlarla gitmekten ayaklarımız şişti. Ayaklarım şiş şu anda. Ama mutluyum. Bayağı bir şey aldık. Dünkü olayı ben anlatmış olabilirim ama tekrardan bir üstünden geçeceğim. Dün arkadaşlar herkes Uber'i çağırıyor. Burada taksi mantığı kalmamış artık.
Ve taksi içinde yani bir telefon hattınız olması lazım. Başkasını arattırıyoruz. Taksi çağırır mısınız diyoruz. Adam bizden bir telefon numarası istiyor. Arayıp teyit etmesi gerekiyormuş. Eğer teyit etmezse göndermiyorlarmış taksiyi. Ne alaka, ne saçmaysa yani. Normalde bir taksi bir yerden mesela bir otelden taksi çağırmasını istediğinde adamdan numara istemiyor. Ne alaka yani. Dün bir saat taksi bekledik arkadaşlar. Bir saat. Ama o sırada Ece Apple'a gitti Wi-Fi'ye bağlanmak için. Jimmy'yi işte o sırada bizim hani Güney Dakota'daki hani böyle sevdiğimiz amca vardı ya. Amca diyorum, dede. Kendine dede dedirtiyordu. Jimmy'yi işte verdik numarayı falan. Şunu arar mısın, buradan buraya gideceğiz falan filan diye. Ama internet çekmiyor. Ece ona ulaşamadı. Ben Ece'ye ulaşamadım. Apple'ın içine girip Ece'yi bulamadım. Anksiyete geçiyorum. Dedim kızı kaçırdılar. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Beyza zaten soğuk diye hem de normal anksiyetesi tuttu. Dedi biz burada kaldık, öleceğiz herhalde. Homeless olacağız. Dedim yani o gün yani gerçekten dün eve 7'de işimiz bitmesine rağmen eve 9'a doğru geldik arkadaşlar. Ve eve geldiğimizde yani ben yarım saat sonra bayıldım. Ben direkt hani o artık güven hissiyle direkt uyudum. Ve sabah 8 gibi kalktım. O 9.30 gibi yatıp yani 10'da yattığımı düşünsek sabah 8'de kalksam 10 saat uyumuşum arkadaşlar. Ve yani bıraksanız daha da uyuyacaktım yani bu arada. Zaten hiç uyumamıştım bir önceki gün. Neyse onun dışında bugünün güzel geçmesi bizi mutlu etti. Sadece müzeye gidemedik. Müzeye gidecektik normalde. Ama problem değil. Gayet mutluyum yani. Müzeye gitmesem bile gayet mutluyum şu an. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Daha fazla anksiyete görmek istiyorsanız beni ve Beyza'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Patatesimle size goodbye diyorum. Vapur ve vapur diyerek size goodbye diyorum. Görüşürüz çikolatalarım. Kızlar görüşürüz deyin. Kızlar görüşürüz. Kızlar. Bye.